Şiddetli yağış ve fırtına kapıda. Yarın öğle saatlerinde başlayacak olan ve ertesi güne kadar da devam edeceği tahmin edilen şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin de uyardı ve yüksek kesimlerde kar yağışının da olabileceğine işaret eden Gültekin, özellikle oluşabilecek hortumlar ve sel taşkınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda şiddetle uyardı. Antalya şiddetli fırtına ve yağışla karşı karşıya. Antalya merkez yarın şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altına giriyor. 12 saatlik bir periyodu kapsayacak olan fırtınada turuncu kod verildi ve Antalya merkezde özellikle kuzeydoğudan esen rüzgarlar nedeniyle dolu ve hortumun görülmesi bekleniyor. Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde başlayacak fırtınanın ertesi güne kadar devam edeceğini açıklayan Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, öğle saatlerinde de Antalya ve çevresinin şiddetli yağışlara maruz kalacağını bildirdi. Antalya merkezde yarın öğlen saatlerinden sonra özellikle akşama doğru şiddetini artırmasını bekliyoruz. Yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili oluyor. Rüzgar saatte ki hızı yer yer 90 kilometre ve üzerine çıkması beklendiğinden fırtına ve kuvvetli yağış hayatı etkilemeye devam edecek yarın. Gültekin, yüksek kesimlerde ise yağışların kendini kar yağışı olarak göstereceğini söyledi. Kuzeyden indiği için Sibirya üzerinden soğuk havasıyla birlikte geliyor. Dolayısıyla rakımı 1100 ile 1200 metre üzerinde olan yerlerde kar yağışı şeklinde, kara karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Saklıkent, Alaca Bel mevkii gibi yüksek rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışlarına yol açması bekleniyor. Akşam 20 ila 21 saatleri arasında pik yapacak olan yağışlar için turuncu kod uyarısında bulunan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 12 saatlik dilimde fırtınanın etkisini tüm şiddetiyle göstereceğini kaydetti. Kuzeydoğudan esecek rüzgarlar nedeniyle denizde hortum ve dev dalgaların oluşacağını da kaydeden Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, dolu yağışının da yaşanacağını söyledi. Hortum hadiselerine yol açması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla yarınki sistemde özellikle Akdeniz sahillerinde, Muğla sahillerinde hortum olaylarını görmemiz ve yer yer tahribatlarıyla da karşı karşıya gelebiliriz. Dolayısıyla dolu ve hortum olayına, tehlikelerine karşı, ayrıca kuvvetli yağışların yol açabileceği sel ve taşkınlara karşı, bir de rüzgarın, kuvvetli rüzgarın yol açacağı çatı uçmaları, ağaç devrilmesi ve soba gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmakta büyük yarar var.